Genel olarak bir bilgisayar veya bilgisayar ağı kullanarak işlenen suçların tamamına siber suçlar deniyor. Son 20-30 yılda bilgisayar ve internetin yaygınlaşmasıyla da bu tarz suçlar da peyda olmaya başladı. Ki artık insanların kendi arasında değil, devletleri savaşa sürükleyecek boyuta geldi bunlar. Ama biz küçük olandan başlayalım. Hani ilkokulda, lisede insanların MSN'lerini patlatıyorduk ya, ya da işte fake hesapları açıp başkalarının ağzından onlarla konuşuyorduk ya, işte bunlar da aslında birer siber suç. Bugün bu videoda size en büyük 3 siber saldırıdan bahsedeceğim. Bilgisayar denince aklımıza en çok gelen markalardan birisi Microsoft. Hatta o kadar özdeşleşmiş durumdaydı ki bazılarımız bilgisayar demek Microsoft demek sanıyorduk. Meyve veren ağacı da taşlarlar tabii ki ve Microsoft da ilk ve en büyük taşını 1999'da yedi. David Smith adında bir yazılımcı e-postalar aracılığıyla yayılacak bir virüs tasarladı. Ve bunu da mail yoluyla insanlara gönderdi. Bu mailin içinde bir Word dosyası bulunuyordu. Dosyanın içinde de çok özel erotik sitelerin adresleri yazıyordu mu acaba? Tabii ki hayır. O dönem internette daha çok erkek kitlesi olduğu için o dosyaya yüklenen de zaten yani milyonları bulmuştu. Büyük ihtimalle. Tıkladığınız anda bilgisayarınızda Simpsons adında bir klasör oluşuyor ve o dosyaya tıkladığınızda bilgisayarınızda Simpsons dizisinden replikler görmeye başlıyorsunuz. Siz ne alaka, ne oluyor falan filan derken virüs arka planda bilgisayarınıza yayılıyor ve sisteminizdeki kritik dosyaları silmeye başlıyor. Bu durumda artık çığ gibi büyüyerek milyonlarca kişinin bilgisayarını mahvetmeye başladı ve bu erotik dalga o kadar yayıldı ki insanlar bir dönem maillerini açmaya bile korkar hale geldi. Virüs 2 yıl boyunca yayılmaya devam etti ve Microsoft'ta toplamda 80 milyon dolarlık bir hasar verdi. David Smith evinde yakalandı, 2002'de suçlu bulundu ve 20 ay hapis ve 5000 dolar para cezasına çarptırıldı. Bu sayede de virüs yazma suçundan ceza almış ilk kişi oldu. Aslında ondan önce de ekleme sebebiyle hüküm giyen biri var ama o kişi reşit olmadığı için hapis cezası almıyor. 83 doğumlu Jonathan James NASA'yı hacklediğinde sadece 15 yaşındaymış. Ki NASA o dönemde bulunduğu alan itibariyle teknolojide en ileri kurum. Yani oraya giren her yere girer arkadaşlar. Ki öyle de oluyor gerçekten. Bilgisayar deyimiyle birkaç arka kapı programı yazan Jonathan, bu programı önce NASA'nın daha sonra da Amerika Savunma Bakanlığı'nın sistemine yerleştiriyor. Kısa süre sonra da kurumlar arasındaki iletişimin neredeyse tamamından haberdar olur duruma geliyor. Bir yandan da bunları indirip saklıyor tabii ki ve sahip olduğu bilginin aşağı yukarı 2 milyon dolar değerinde olduğu düşünülüyor. Gördüğünüz gibi o dönem yazılımlar da çok gelişmiş olmadığı için herhangi birisi dahi olmasa bile hacker olabiliyor. Tabii ki bir yeri hacklemek kadar yakalanmak da bir o kadar kolay. Bu yüzden de Jonathan çok kısa süre içinde yakalanıyor. Ve tabii ki yargılanıyor. Başından beri bütün suçlamaları reddese de ceza almaktan kaçamıyor ve 6 ay ev hapsi alıyor. Çünkü reşit olmadığı için. Ama o dönemde popülerliği çok artıyor. Bu yüzden de bütün hackleme olaylarından ya da bütün siber saldırılardan Jonathan'ı sorumlu tutmaya başlıyorlar. Yani şöyle bir dönem düşünün ki çocuk hiçbir şey yapmıyor ama sabah akşam evine polisler, FBI'lar falan gidip gelmeye başlıyor. 2000'lerin ortalarına geldiğimizde kredi kartı hacklemeleri olayları çok fazla artmaya başlıyor ve 2008'de de benzer bir olay yüzünden Jonathan'ı sorumlu tutuyorlar. Jonathan başından itibaren bütün suçlamaları yine reddediyor ve artık işlemediği bir suç yüzünden ceza alacağı neredeyse kesinleşiyor. O da bundan kurtulmanın yollarını arıyor ve bulamayınca da 2008'de arkasında masum olduğunu söyleyen bir mektup bırakarak intihar ediyor. İlk hackleme olaylarına giriştiğinde sadece 15 yaşındaydı söylediğim gibi ve hayatını kaybettiğinde de sadece 25 yaşında. Bir devlet bir insanın canına bu şekilde mal olabiliyor anlayacağınız. Aynı şekilde devletler de başka devletleri zan altında bırakabiliyor. Örneğin bir siber olay yüzünden iki devlet savaşın eşiğine gelebiliyor. 1918'de Sovyet Rusya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Estonya, 2. Dünya Savaşı'ndaki Almanya tehdidi yüzünden eski düşmanıyla tekrar dost olmak zorunda kalıyor. 2. Dünya Savaşı birlikte verilen bir savaşın sonucunda galibiyetle neticeleniyor ve Estonya'nın meydanında Sovyet Rusya'nın anısına bronz bir asker anıtı dikiliyor. Bunun en başta anlamı birliktelik, beraberlik falan filan olsa da zamanla değişen nesil yüzünden farklı anlamlara gelmeye başlıyor. Estonya halkına göre bu heykel baskıcı Sovyet rejimini simgelerken ülke nüfusunun 1/3'ünü oluşturan Ruslara göre ise Estonya'yı Nazi işgalinden korumak için can veren Sovyet askerlerini sembolize ediyor. Ve 2007 yılında da Estonya hükümeti bu heykeli kaldırmaya karar veriyor. Tabii ki ayaklanmalar başlıyor çünkü ülkede Ruslar çok fazla ve heykeli korumak için onun etrafında toplanmaya başlıyorlar. Hükümet işte polisle, jandarma falan filan herkes müdahale ediyor ve bayağı büyük bir meydan savaşı çıkıyor. Bu savaşta ölenler oluyor, yüzlerce kişi yaralanıyor ve 300'den fazla insan da gözaltına alınıyor. Ve 27 Nisan 2007 sabahında heykel kaldırılıyor. Rus hükümeti bu duruma tabii ki isyan ediyor ve kınıyorlar her zamanki gibi. Estonya ise geri adım atmıyor. Tabii ki olaylar ve protestolar da devam
devam ediyor. Ardından Estonya'ya kaynağı belirsiz birçok kaynaktan büyük bir siber saldırı başlıyor. Estonya Başkanlığı, parlamento, bakanlıklar ve büyük bankalar olmak üzere ülkeye dair birçok kurum büyük zarar görüyor. Ancak saldırına sebep olduğu hasarın maddi değeri tam olarak ölçülemiyor. Estonya'ya göre bu saldırının kaynağı Rusya'ydı. Bronz asker anıtının kaldırılmasını kaldıramayan Rusya, Estonya'ya siber bir savaş açmıştı. Rusya bu olayı hiçbir zaman üstlenmedi ama bu olay ülkeler arası yaşanan siber saldırıların ilk örneği olmuş oldu. Bu dönemden sonra da her yıl başka eklenmeler, başka siber saldırılar, hatta büyük hacker grupları oluşmaya başladı. Ki bugün bile Rusya-Ukrayna olayları arasında Ukrayna ya da Ukrayna'yı savunan birçok grup Rusya'ya karşı siber saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Tabii ki bu işin büyük tarafı ama küçük çaplı siber saldırılar devam ediyor. Tabii ki bununla ilgili oluşmuş bazı gruplar da var. İşte Anonymous var, Türkiye'den Ay Yıldız Team falan var. Yaşanan birçok olay var, oluşan birçok grup var. Sizin bildiğiniz başka olaylar ya da başka gruplar varsa da bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.